Mütevaziyi konumlandırırken dikkat etmemiz gereken noktaları sıraladık burada arkadaşlar. Tartı masası, stabil antimanyetik elektrostatik yük yaratmayan, duvara ya da yere sabitlenmiş. Yani nasıl olacak? Masayı, tartım masasını koyduğumuzda yerden herhangi bir vibrasyon olduğunda bunun terazimize etki etmemesi lazım. Bunu nasıl çekebiliriz? Genelde laboratuvarlarda mermer masalar kullanılır ya da çift iskelete sahip masalar kullanılır. Bu sayede masanın ortasında masadan bağımsız bir mermerle terazinin stabilizasyonu sağlanıyor. Ya da masa ayaklarının yerden ayrılması için keçe kullanabiliriz ya da kumun üzerine oturtabiliriz masayı. Bu sayede herhangi bir vibrasyon olduğunda, örneğin laboratuvarımız ikinci katta, altta bir üretim bandı var. Üretim bandından bir formatif geçtiğinde ikinci kattaki laboratuvarın titreşimi yaratmaması için bu sistemleri kullanabiliriz. Tartım odasının vibrasyon ve hava akımından uzak olması gerektiğini söyledik. Hava akımından uzaklığıyla alakalı şöyle bir durum var. Terazilerin biliyorsunuz stabil olma süreleri var. Eğer odadaki hava akımı ne kadar yüksek olursa terazinin stabil olma süresi de o kadar artar. Bundan dolayı terazilerin konumlandırılması çok önemlidir. Laboratuvarda teraziyi konumlandırırken yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken birkaç tane parametre var. Vibrasyonu konuştuk zaten. Bunlardan bir tanesi de oda sıcaklığı. Oda ısısının sabit kalması gerekiyor. Çünkü terazi oda ısısı her değiştiğinde terazinin içindeki sensörlerden dolayı terazi otomatik kalibrasyon yapmak zorunda kalıyor. Ve aslında bu da tartıma etki eden bir faktör. Bu sayede terazi sürekli her sıcaklık değişikliğinde, 1 derece sıcaklık değişikliğinde bile kendi kendine otomatik doğrulama moduna geçecektir. Ve sizin de tartım yapamamanıza sebep olacaktır. Nem miktarı olarak baktığımızda relatif humidity değerimiz %45 ile 60 derece arasında olmalı. Çünkü laboratuvarlarda nem ve sıcaklık ölçülüyor biliyorsunuz. Terazilerin de bu arada çalışma sıcaklık aralıkları var. Onları da göstermek isterim size. 5 derece ile eksi 5 derece minimum, artı 40 derecede maksimum. Yani şöyle örnek verelim. Çok sıcak bir ortamda çalışıyorsunuz. Örneğin Adana'dasınız. Yazın laboratuvarda camın önüne bir terazi koydunuz. 40 derecenin üzerine çıktığında aslında o teraziden çok fazla verim beklememek gerekiyor. O yüzden eksi 5 alt limitimiz olduğu gibi de artı 40 da üst limitimiz olarak kabul edebiliriz. Işık ve hava akımı, camın önüne yine terazi koymamak çok önemli arkadaşlar. Çünkü terazi direkt gün ışığının ve hava akımının olduğu noktada kesinlikle konumlandırılmamalı. Gün ışığından demin örnek verdiğimiz gibi laboratuvar ortamı her ne kadar uygun sıcaklıkta olsa da dışarıdaki gün ışığından da etkilenebiliyor.